yıldızlar ne kadar fazlaysa, burada 5 yıldız var, o kadar. Şundan almıştık geçen de, öldüm bittim yılbaşı günü. Pazar yerlerini biraz daha uygun. Kesinlikle nedenmiş, hepsi hazır. Yani sosisin içi ballı, böyle şekerli. Ben de diyorum aile için en önemli şey. Herkese selamlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün küçük bir AVM'ye geldim. Bir bakacağız fiyatlara, ne var ne yok. Hatta Woolworth'ün şu an önündeyim. Bundan böyle her eyalette ya da işte townlarda, şehirlerde var bunlardan. Hadi birlikte bakalım. Market hemen şu an karşımda. Hatta kamerayı çevireyim. Etraftaki ne var ne yok, onlara da birlikte bakalım. Şöyle işte burada böyle bir anahtarcı, işte telefon kılıfı, ıvır zıvır satan yerler var. Sağlık ürünleri, deodorant, ıvır zıvır. Bizim bu gratis tarzı yerler var. Tobacco var şurada. Donut var. Burası sıcak sıcak ekmeklerimiz. İleride bir kafe var. Şurada bir banka var ama çok küçük bir banka. Market karşıda. Hemen gireceğiz bakalım içeri. Şurası da masaj yeri. Yerel alkol bölümünün satıldığı. Dükkan diyelim burada. Şundan almıştık geçen de. Öldüm bittim yılbaşı günü. 57 dolarmış. Ben 63 almıştım. Şu an indirimdeymiş. Belka'm hoş bulduk. Üstüne yazıyor %30 yarı yarıya. Günlük tüketilen ürünler falan var. Böyle kutu kolalar denk geldi. Çok şu anda indirime girmiş. 25 dolarmış. İçinde 30 tane var. Bizim bildiğimiz kutu kolalar işte. Hemen şöyle nektariden başlayalım. Nektari kilosu 3,5. Şeftali 4,5, pahalıymış. Muzlar da 4 dolardan başlıyor kalitesine göre. Şöyle 3 kilo portakal var, 6,90. Elmalar var, armutlar var. Bunlar da 3,5. Elma 1 kilosu 5 dolar. Dersen ki kapalı sevmiyorum ben. Açık olarak da fiyatlar hemen hemen aynı zaten. 5,90'a gala elma. Aynı şekilde 5 dolar, yine sarı var. Aynı şekilde 5,90. Tabi bunlar bir tık daha pahalı. Pazar yerlerini biraz daha uygun. Şöyle efendim, yeşil soğanlarımız var. 2,80'miş, 3,50. Ona göre boyutları var. Üstteki 3 dolar. Brokolimiz var. 5,5 dolarmış bu da. Buralar hep böyle taze. Gün içinde bunlar sürekli değişiyor. Havuçlarımız var. 1 kilosu 2,40'mış. Şu mantarlara bayılıyorum. Buranın mushroomları gerçekten çok iyi. Mesela açık var böyle. Kesilmiş olanlar var. Ne kadarmış? Yarım kilosu 6,5'muş. İşte yarım kilosu yine 6,5. Aşağı yukarı bu kapalı ürünler 2 dolarla 5 dolar arası değişiyor. İşte kesilmiş, rendelenmiş, hepsi hazır. Sen sadece yağını, tuzunu döküyorsun. Hatta bazının içinde yağ tuzu bile var. Et rayonuna geçtik. Et rayonunda kıymadan başlıyorum dedik. Yarım kilosu 6,5 dolar, 10,5 var. Burada işte yağ oranına göre değişiyor. Ortalama 1 kilo kıyma 16 dolar. Şöyle steak bifler var mesela. Bu 600 gram bir kişinin fazlasıyla doyacağı. Hatta 2 kişi yiyebilir. 15,5 dolarmış. Koyun 21 dolar, 700 grammış. Şöyle kuşbaşı doğranmış 11 dolar. Şöyle sosisler var. Geçen de almıştım. Hatta aldığım, dikkat etmemişim ben, ballı. Yani sosisin içi ballı, böyle şekerli. Ben de diyorum nasıl diyorum, tatlı ne kadar güzel. Şurada hatta bak şunu göstereyim. Avustralya meşhurdur. Şu yıldızlar ne kadar fazlaysa, burada 5 yıldız var, o kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Hatta şunu gösteriyor. High star, yani sağlıklı oranı biraz daha yüksek. Ama tabii şu katkılı olduğu için 1,5. 5 üzerinden 1,5 diyebiliriz. Ne kadarmış mesela? 12 dolarmış. Tavuk bölümüne geldik. Tavuk. Şöyle bütün bir tavuk 15 dolarmış. Burada tavuk bölümleri içeriği çok var. Marka marka. İşte organik, normal, işte kafeste büyütülen, çok çeşitli var. Yani böyle bakınca şurası şöyle komple tavuk bölüm. Diye de kriz meselesi. Yaz olunca şu kanat nasıl 50-60 lira oluyor, inanamıyorum. Tabii en son geçen yaz öyle hatırlıyorum. Mesela burada kilosu 8,5 dolarmış. Şöyle kuşbaşı olarak var. Fiyatı 9 dolarmış. Burada da 15 dolarmış. Biraz daha herhalde organik olarak yüksek. Al abi, 2 göğüs süper. Spordan sonra göm. 9 dolar, 10 dolardı. Yani et tavuk bölümü aşağı yukarı bir 7-8 dolardan başlayıp 15 dolar arası. Et bölümü de yaklaşık 10 dolardan başlayıp 30'a kadar çıkabiliyor, yediğine göre değişiyor tabii. Şimdi ekmek bölümüne geldik. Ekmekler burada kapalı. 2,20'den başlıyor. Bunlar hep tost ekmekleri, sandviç ekmekleri. 3,90. İşte tam buğdaylı, soft. İşte beyazı var, kara buğday. Türkiye ile ilgili bayağı ekmek bölümü var. Mesela elimdeki Turkish pide diye geçiyor. Bayağı uzun bir şey. 2,75 fiyatı.
kan şekeri düştüyse hemen yapıştırıyorsun bundan, kendine geliyorsun. Reklamını da yaptık Nutella. 1 kilosu 11 dolar. 750 gram kajumuz 12 dolarmış. Hatta sağlığı da mesela 4'müş. Duydum Türkiye'de kapalı sütler 10 TL, 8 TL, farklı farklı fiyatlar 15 TL, marketine göre 20 liraya kadar ulaşanlar varmış. Burada mesela 1.60'tan başlıyor sütler. İşte kalitesine göre, içindeki yağ durumuna göre 2.75. Laktozsuz, laktozlu, soya, öyle fiyatları göstereyim size. Yapamıyoruz abi. Sabah içmeden yapamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu koridor komple süt ve o bizim Türkiye'de çok satan Kellogg's'lar, işte müsli barlar, yani ne kadar sabahları bunlardan içiyorlar ve yiyorlar. Şu Tim Tam'lar da Avustralya'nın meşhur gofretlerinden. Buradaysanız bunu yemeden ülkeye giriş yapmayın. Burası da böyle meyve suları diye geçiyor. 2.15, 3 dolara var. 30'lu yumurta 15 dolar. Şöyle 12'li yumurta 6.70. Biliyorsunuz yurt dışında et, tavuk, yumurta, bunlar tüm Avrupa ülkelerinde düşük arkadaşlar. Boş versen tavuğu, eti, yumurtayı, zaten alamıyoruz onları diyorsan Barilla, Türkiye'de de her yerde çok rahatlıkla bulabileceğin makarna 3.5 dolarmış. Üstüne de şöyle sosu döktüm mü bolognese. Türkiye'de böyle alışmışız sadece ketçap, mayonez, ama bunlar bayağı profesyonel. Zeytinyağları şöyle 18 dolarmış. Bunlar tabii kalitesine göre fiyatları artıyor, yükseliyor. Şöyle teneke yağı 4 litresi 36 dolar. Baharatlı zeytinyağları var. Çok ilginç. En çok kullanılan yağ. Ülkemizde de olduğu gibi bir ara savaş çıktı sandık. Herkes yağları stok yapmaya başladı. Burada mesela 4 litre yağ, kanola yağı mesela bu. 14,5. 4 kilosu 14 dolarmış. Şeker fiyatları, beyaz şeker 3.80 dolar. Biraz daha yüksek kalite istersen 1 kilosu 3.85. Temizlik bölümünde şöyle rulolar var. Üçlü rulo. Bunlar normal gündelik kullandığımız. 4 dolarmış. 4.80, işte 7.5'a var. Burada da büyük boy tuvalet peçetesi 9.90'mış. Duş jelleri arkadaşlar 5 dolar, 8 dolar, 4.5 dolar. Şöyle bir marka almıştım ben. Gayet güzeldi kokusu. Buradan hemen deodorantlara geçiyoruz. 5.60. David Beckham abinin varmış, 8 dolar. Daha marketlerde şöyle yerler var, medikal bölümü diye. Bence soğuk algınlığı için Nurofen ya da işte Nurofen'in farklı şeylerinden bir tane alın derim. Ne olur ne olmaz dursun kenarda. Hatta şöyle de bir krem alın. Çünkü çalışırken bir şey olduğunda sür abi, akşamdan sabaha müthiş hemen ayaklanırsın. Burada Sensodyne'nin diş macunları var. 6.70, 8.60. İşte doğal olanlar var böyle. İşte bambudan falan. İşte ilginç şeyler ya. Adamlar buna düşmüş. Bambudan yapalım ağzımıza. Tövbe yarabbim ya. El sabunları 2 dolardan, 3 dolardan. Bir tane de bundan aldım mı koy kenara. Ben hatta şöyle bir şey almıştım, 8.5. Ben indirimde almışım tabii, severim böyle şeyleri yakalamayı. Da şöyle komple vitamin ilacı. Bunlardan da bir ya da iki tane, özellikle C ve D vitamini arkadaşlar ihmal etmeyin. Şampuanlara geldik. Evet, o müthiş marka Haldır Şaldır. Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizinle. Ben Herbal Essences bu sürfatsız seriyi kullanıyorum son zamanlarda. Evet, sizinle şu an şampuanımı paylaşıyorum. Haldır Şaldır, Alex Haldır, İdris. Üç marka, o abimizi hatırlayanlar zaten şimdi gülüyordur. Haldır Şaldır markamız 9 dolardan başlıyor. İşte şöyle büyük boylar var, 11.40. Buranın yerlileri suya para vermiyor. Direkt çeşmeden içiyorlar. Ben birkaç kez denedim ama içemedim abi ya. Kahvaltıya girdik. Şöyle tereyağlar var. Direkt hazır. 5.30. Ben şundan kullanıyorum. Güzel, enfes. Envai çeşit peynir var. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Bunlardan güzel olur. Arasında şöyle yapıştırdım mı sabah kahvaltını yaparsın. Şöyle kalıp olarak var. 12.5 dolarmış 1 kilosu. Ben göstereyim fiyatları. Çünkü hepsinin farklı tatları, farklı yağ oranı, farklı süt oranı. Fiyatları görseniz en azından benim aylık giderim şöyle şu gibi diyebilirsin. Şunlardan alın derim. Philadelphia. Ekmeğine sürersin. Güzel olur. Bunun limonlusunu alabilirsin. Başka tadını alabilirsin ama şu markayı alma.
Zencefilli. Yani içmemek üzerine kurulmuş sanki ya. 12 dolarsın ama. Şöyle dondurmalar var. Akşam filmini açarsın, oturursun, yapıştırırsın ama yarısını ye. Yarısı yarına kalsın, sonra şeker hastası olma. Şöyle Magnum 4'ler var, 10,5 dolar. Burada benim favori bir dondurmam var. Yunus arkadaşımın da bana tavsiye ettiği, neredesin? Şu dondurma. Burada şu ice cream olan güzel arkadaşlar, tavsiye ederim. İşte burada ballı olanlar var. Fiyatı 12. Haftada bir kere bunun 2 hafta fiyatı düşüyor, 8'e falan geliyor. Burada da çamaşır yumuşatıcıları var. 7 dolarmış. Avustralya'nın kendi markası, Made in. 4 dolar. En önemli şey aile için bebek bezleri Huggies'im var. İçinde 32 tane varmış. 15 dolar. Dediğim içecek bu işte. Bu çok güzel. Bunu beğendim. 2023 market videosu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben çıktım, alışverişimi yaptım. İşimi hallettim. Şimdi eve gidiyorum, bir yemek yiyeceğim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tüm güzellikler sizin olsun bu yıl. Yine çenemiz düşmeden görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.